Hayırlı sabahlar. Bugün merhum Denktaş'ı konuşacağız. Denktaş, Rauf Denktaş... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin... Kurucu Cumhurbaşkanı olarak... tarihe geçen, tarihi bir şahsiyet. 13 Ocak... 2012... tarihinde... akşam saatlerinde... E, vefat etmiş idi. ve 8. vefat yıl dönümünde... rahmetle, dualarla yad ediyoruz kendisini. Merhum Denktaş'la... Yenasi olarak... E, çok özel ilişkilerimiz, yakınlıklarımız oldu, birlikte hizmetlerimiz oldu, hatıralarımız var. Ve kendisinin yazmış olduğu kitapların epeycesi yeni Asya damgasıyla 80'li yıllarda basılmış ve çok sayıda da okunmuş idi. İlk bize ulaşan kitabı gençlerle baş başa isimli küçük bir cep kitabıydı. Burada Kur'an'dan, hadislerden alınmış, hayat derslerinden alınmış, tecrübelerinden alınmış çok ilginç tavsiyeler vardı. Ve her gencin okuyarak istifade etmesi gereken tavsiyeler vardı. Bunu kendisi bastırmış idi daha önce. Temsilcimiz Eyüp Aktaş bize ulaştırdı. Baktık muhtevası çok güzel ve o yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Dünya Gençlik Yılı olarak ilan ettiği bir yıl idi 1985 senesi. Ve biz o sene için bir gençlik serisi yayınlamaya başlamıştık. Zübeyir abinin e, Gençliğin El Kitabı diye bastığımız kitabı da o serinin ilk kitabı olarak yayınlanmış idi. O seriye Denktaş'ın bu kitabını da dahil etmek istedik ve kendisine mektup yazdık. E, bunu yayınlarımız arasında gençlik serisi içerisinde neşretmek istiyoruz diye. Gayet nazik bir cevapla mutabakatını bildirdi ve böylece e, o kitabı yayınlarımız arasında katmış olduk. Daha sonra gene 1985 senesinde Güz mevsiminde Yeni Asya'dan bir heyet olarak e, Kıbrıs'a gittik. Orada temaslarımız oldu. Denktaş'la mülakatlar yaptık. Köprü dergimize kapak yaptık yaptığınız mülakatı. Ve çok yankı yaptı o yayınlar. Sonra Yeni Asya Yayınları olarak bir sonraki senenin baharında bir kitap sergisi açmaya karar verdik. Ve kitap sergisi için önce Kültür Bakanlığı'yla, oranın Kültür Bakanlığı'yla temas ettik ve bir salon tahsis ettiler. Koalisyon hükümetiydi o zaman. Ama sonra vazgeçtiler. Gerekçe işte yasak kitaplar falan varmış. Daha sonra tekrar gittik. Bunu düzeltmek için çok uğraştık. Denktaş'la görüştük. Kültür Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Türkiye'den yanlış bilgi gitmiş. Bunu tespit ettik. Bizim Büyükelçiliğimizin kültür ateşesiyle görüştük falan. Ve daha sonra bu bunun bir yanlış olduğunu, Türkiye'den giden bilginin yanlış olduğunu bizzat oradaki kültür ateşesi, bizim Büyükelçiliğimizde görev yapan kültür ateşesi ifade etti. Özür diledi bizden. Ve Kültür Bakanlığı'na da o şekilde bilgi verdiler. Ama Kültür Bakanlığı tavrından vazgeçmedi. Sonra e, bunun üzerine Lefkoşa'daki merkezdeki Saray Otel'de bir salonunu e, ikame etmek mecburiyetinde kaldık. Ve sergiyi orada açtık, kitap sergisini. Açılışını da Denktaş yaptı bizzat, Cumhurbaşkanı olarak. Kitabını imzaladı. Ve Şeyh Nazım Efendi vardı, e, Kıbrıs'ın manevi büyüklerinden. Araları açıktı o zaman. Bu kitap sergisi vesilesiyle ikisi de açılışa geldiler ve orada... El ele tutuştular. O görüntüler var, arşivlerimizde yayınladık. Buna da vesile oldu. Daha sonra Denktaş'ın başka birçok kitabını da yayınladık. İşte Yarınlar için, Kur'an'dan ilhamlar, işte kalbimin sesi İmtihan Dünyası gibi. Belki başka bir programda bu kitaplarından da, bu kitaplardaki o çok güzel öğütlerden, düşüncelerden de pasajları paylaşmak lazım. Bunların o yıllarda kalmaması lazım. Tekrar bugünün Kıbrıs gençliğine de ulaştırılmak üzere, Türkiye gençliğine de ulaştırılmak üzere tekrar yayınlanması lazım. Şimdi Denktaş çok inançlı bir insandı ve anlattığı ve bahsettiği tavsiyeleri, öğütleri bizzat kendi hayatında yaşayan örnek bir şahsiyet idi. Bir devlet başkanıydı, kurucu devlet başkanıydı, cumhurbaşkanıydı ama son derece aynı zamanda mütevaziydi. Başkanlık Sarayı Lefkoşa'daki son derece sade bir bina. Orada bizi kabul etti. Orada görüşmelerimizi yaptık. Ve çok samimi sohbetlerimiz oldu. Ve Türkiye'ye son derece bağlı. Ve anlattığı o Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın Seren Camı'nı anlattığı mülakatında bunlar hep var. Dedesinden bahsederdi. Osmanlı dönemini yaşamış olan dedesi. Ve Osmanlı'nın ayrılış hikayesini çok hüzünlü bir şekilde anlatmış idi. Gene dedesinin hatıralarından yola çıkarak. Türkler gittiler ama tekrar gelecekler. Oradaki Kıbrıs Türk'ünün özlemi, yani Osmanlı o günün şartlarında Kıbrıs'ı bırakmak mecburiyetinde kalmış. Ama ayrılmak zorunda kalmış Osmanlı askeri. Ama bir gün mutlaka dönecekler özlemiyle hep ve bu özlemi kendi çocuklarına, torunlarına da aktararak yaşamışlar. Ve bu dünyadan göçmüşler. Sonra Türkiye ile o bütünleşmeler sağlandı e, ve Türk askeri oraya çıktı vesaire. bu Bunlar çok geniş, detaylı, tarihi olaylar. Ve bu süreçte Türkiye ile olan canlı bağını her zaman muhafaza eden, sevgisini muhafaza eden bir devlet adamı olarak hep öne çıktı. Ve e, çok seçkin bir devlet adamı olarak e, vazifesine bir hakkın yaptı. Kıbrıs Türk'ünün hakkını korumak, müdafaa etmek üzere çok can bir mücadele verdi ve bütün ömrü bu mücadeleyle geçti. Bunlarla ilgili de hatıralarımız var geniş. Mesela New York'taki zorlu görüşmelerden birine giderken bir yazı yazmış dedik. Ona destek mahiyetinde ve dua mahiyetinde. Bu konularda da çok nazik bir insan ve ilgili dikkatli bir insan. ...hemen e, bir dönüşünde teşekkür mektubu yazmıştı. O arşivimizde hala duruyor. Diğer yazışmalarımız da var. Ve velhasıl çok büyük bir devlet adamıydı. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Ve dediğimiz gibi... ...Yeni Asya yayınları arasında 80'li yıllarda çıkmış olan kitaplarının... ...o yıllarda kalmamasını ve... ...tekrar yayın hayatına kazandırılarak... ...bugünün genç nesillerine e, ulaştırılmasını diliyoruz. Ve... E, sohbetimizi burada noktalayarak yarın başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.